Herkese merhaba. Yeni bir örgü videomla yine sizlerle birlikteyim. Bu sefer sizlerle ajurlu, çok zarif, çok kibar bir örnek paylaşacağım. Yeleklerde, şallarda, hırkalarda, bluzlarda uygulayabileceğiniz görüntüsü çok kibar, çok şık, güzel bir örnek. Ben bu örneği angora simli bir ip ve 3 numara şişle ördüm. Arka yüzü bu şekilde. Model 6 ilmek ve katları artı birer tane kenar ilmeklerden oluşuyor. Son derece kibar, zarif, güzel bir örnek. Yeleklerde, hırkalarda, bluzlarda uygulayabileceğiniz şık bir model. Hep birlikte yapılışına geçelim isterseniz. Model için ben şişime şöyle bir miktar ilmek hazırladım. İlk sıradan itibaren örgümün ön yüzünde birinci sıradan itibaren modelimi kurmaya başlıyorum. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de örerek başlıyorum ve bütün ilmeklerimi modelin birinci sırasında düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı ön yüzde birinci sırada düz. Çok kolay, rahatlıkla aklınıza tutabileceğiniz, uygulayabileceğiniz güzel bir örnek. İster yetişkin örgülerinde, ister bebek örgülerinde, her türlü örgüde de kullanabilirsiniz. Evet, birinci sırada bütün ilmeklerimi düz ördüm. Örgümün ikinci sıra arka yüzüne geldim. Bütün ilmeklerimi ikinci sırada ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı ters örgü. Evet, ilmeklerimi ikinci sırada da ters ördükten sonra örgümün ön yüzüne üçüncü sıraya geldim. Burada modelimi kurmaya başlayacağım. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Kene ilmeğimden sonra sıradaki 3 ilmeği, üçünün şöyle yönlerini düzeltip sola doğru üçünü birlikte düz olarak kestim. 4 ilmek artıracağım. Bunun için şöyle 1, 2, 3, 4 kez artırma işlemi yapıyorum. Sıradaki 3 ilmeği de soldan sağa doğru batarak birlikte düz olarak kesiyorum. Birinci modelde. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. 3 ilmeğin yönlerini düzeltip 3'ünü birlikte sola doğru düz olarak kestim. 4 kez artırma yapıyorum. 1 2 3 pardon olmadı. Ve 4. Sıradaki 3 ilmeği soldan sağa doğru batarak 3'ünü birlikte düz olarak kesiyorum. Sıradaki 3 ilmeğin yönlerini düzeltiyorum ve 3'ünü birlikte düz olarak sola doğru kesiyorum. 4 ilmek artırıyorum. 1 2 3 4. Sıradaki 3 ilmeği de soldan sağa doğru batarak düz olarak kesiyorum. Şöyle rahatlatalım. Evet. Son olarak kenar ilmeğimi de ördüm ve örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi baştan sona düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamı düz.
Evet, böylelikle birinci model sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Modelimizin yapımı bu şekilde. Birinci sıradan itibaren bundan sonrasında yine modelimizi tekrarlayacağız. Evet. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Bakın ilk model sıram tamamlanmış oldu. Şimdi yine birinci sıradan itibaren tekrar birlikte uygulayalım. İlk sırada bütün ilmeklerimizi düz örmüştük. Baştan sona ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar tamamını düz olarak örüyorum. Normal koton iplerle de ya da bebeğimleriyle de örebilirsiniz. Ben angora olarak çalıştım. Çeyizlik gelin yeleklerinde, anne yeleklerinde uygulayabilirsiniz. Evet, birinci sıra ön yüzde ilmeklerimizi düz ördük. İkinci sıra arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Örgümün tekrar ön yüzüne geçiyorum. Üçüncü sırada ajurlu olan bölümü ön yüzde uyguluyorum. Kene ilmeğimi örmeden aldım. Kene ilmeğimden sonra sıradaki 3 ilmeği yönlerini düzeltiyorum ve üçünü birlikte alıp sola doğru düz olarak kesiyorum. 1 2 3 4 tane ilmek artırdım. Sıradaki 3 ilmeği de soldan sağa doğru batıp düz olarak kesiyorum. Tekrar 3 ilmeğin yönünü düzeltiyorum. Üçünü birlikte sola doğru düz kestim. 1 2 3 4 kez artırma işlemi yaptım. Sıradaki 3 ilmeği de soldan sağa doğru düz olarak kestim. Tekrar 3 ilmeğin yönlerini düzeltip sola doğru düz kestim. 1 2 3 4 ilmek artırdım. 3 ilmeği de şöyle birazcık rahatlatıyorum. Sondaki ilmekler daha zor oluyor. 3 ilmeği de soldan sağa doğru birlikte düz olarak kesiyorum. Ve kenar ilmeği. Son sıra arka yüzde baştan sona ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar ilmeklerim düz. Evet, yapımı son derece kolay, takibi basit bir model. Hızlı ilerleyen de bir model. Son sırayı da böylelikle tamamlamış olduğum ikinci model sıramızda bitmiş oldu. Evet, şöyle göstereyim. Gayet güzel, kibar bir örnek. Büyük parçayı da tekrar göstereyim. Bebek örgülerinde de, anne yeleklerinde de, çeyizlik yeleklerde, şallarda, yazlık, mevsimlik, bluzlarda, yeleklerde, hırkalarda, her türlü örgüde uygulayabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda yeni modellerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.